Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, öncelikle Haziran ayının gündemlerine bir bakalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler burcunda, ardından Yengeç burcunda ilerleyecek. Merkür retrosu sona eriyor. Yay burcunda 14 Haziran'da bir dolunay var. 29 Haziran'da da Yengeç burcunda yeni ay doğuyor. Venüs boğa burcunda olacak 23 Haziran'a kadar ve Uranüs'le birlikte Kuzey düğümde bir kavuşum söz konusu ve Mars ay boyunca Koç burcunda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Öncelikle ayın 3 başında, hemen başında 3 Haziran'da burcunuzda gerilemekte olan Merkür'ün düzelmesiyle beraber aya başlıyoruz ve Merkür 13 Haziran'a kadar burcunuzda olacak, ileri harekete dönecek. Bu Mayıs'ın ikinci yarısından itibaren yaşamınızda aldığınız bazı kararları sorgulamanıza, bazı düşünceleri tekrar ele almanıza neden olabilir. Merkür gerilemeleri, evet, gecikmeleri, ertelemeleri hayatımıza getirmiş olabilir ya da iletişim sorunları da yaşamış olabiliriz. Bunları şimdi Merkür düzeldiğinde ve ileri döndüğünde tekrar ele alıp tamamlama, düzeltme fırsatları da bulabiliriz. Sevgili boğalar, Venüs burcunuzda olacak 23 Haziran'a kadar. Venüs iyicil bir gezegen olduğu için size de önemli bir katkı sağlayacak ay boyunca. Aslında her şeyden önce cazibeniz artıyor, daha çok dikkat çekiyorsunuz etrafınız tarafından. Yani maddi konularda da, ilişkiler alanında da Venüs'ün bu dönemde daha güçlü etkileri altında olabilirsiniz, karizmanız artabilir. Güneş İkizler burcunda olacak 21 Haziran'a kadar ve para evinizi aydınlatıyor. Aslında kendinizi değerli hissetmek istiyorsunuz. Kendinizi değerli hissetmek için bazı şeyler, mesela yeteneklerinizi kullanabileceğiniz fırsatlar da ortaya çıkabilir. İşte bu kendinizle ilgili sorgulamalar aslında değer üretebileceğiniz bazı şeyleri fark etmenizi de sağlayabilir. Bunun yanı sıra maddi manevi güvenliğinizle ilgili konularda da bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunlar hani iş konuları, para kazanmak için yapılan eylemler olabilir. 30 Mayıs'ta doğmuş olan İkizler yeni ayının etkileri aslında Haziran ayının ilk yarısı içerisinde devam ediyor olacak. Yani bunlar da sizin için para konuları, kazançlar, gelir gider dengeni veya sahip olduğunuz kaynaklarınızla ilgili olabilir. Mars ay boyunca Koç burcunda olacak, 12. evinizde olacak. Bu biraz hani enerji düşüklüğü yaratabilir zaman zaman. Ve ay ortalarında Şiron'la da birleşiyor olması genel olarak sağlığınıza, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerektiğini de işaret ediyor. Aslında tam 14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. 8. evinizde meydana gelecek bu dolunay. Bu dolunayla beraber hem başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, eşinizin kaynakları veya vergi, kredi, sigorta, nafaka, miras gibi herhangi bir borç alacak veya hisseli paranın paylaşımı ile ilgili alanlarda bazı tamamlanmalar, sonuçlanmalar olabilir. Bunlar geçtiğimiz Aralık ayında başlamış olan konularda olabilir. Dolunay bir tamamlanma süreci, aslında bir farkındalık dönemi. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası, yani bunu 12 Haziran'la işte 17 Haziran arasında özellikle daha güçlü hissedebilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Ve kişisel haritalarınızda ikizler, yay, balık, başak gibi değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için tesiri daha güçlü olacaktır. Parasal paylaşımlar dışında bu dolunay aslında sağlık ve şifa konularını da işaret edebilir. Çünkü 12. evinizden geçmekte olan Mars, aynı zamanda hani tam yükselen burcunuz üzerindeki Venüs, 8. evinizdeki bu dolunayla beraber kendinizle ilgili sağlığınız veya bedensel olarak, bu bir güzellikle ilgili bir bakım olabilir, estetik bir operasyon olabilir, bazı klinik uygulamalar, işte şifa çalışmaları, operasyonlar, ameliyatlar anlamına gelebilir. Veya hani psikolojik olarak da destekler alabilirsiniz, bilinçaltı çalışmaları falan olabilir. Hani şifa bulmak için de aslında bu dolunay size önemli açılımlar getirebilir. Bunlar yani kişisel, estetik ve güzelliğinizle de ilgili olabilir, çünkü Venüs burada bu destekleri size veriyor. Bazı sürpriz gelişmeler de olabilir. Venüs'ün Uranüs'le birleşmesi ve tam Kuzey düğümle birlikte Boğa burcunda birleşiyor olması, ki bu tam
12 Haziran'da netleşecek bir kavuşum, ama birkaç gün öncesi ve sonrasında tabii ki etkilemeye devam edecek. Hani bir anda imajınızda böyle hızlı ve sürpriz bir değişim yapabilirsiniz. Hani giyim kuşamınızda olabilir, saç modelinizde olabilir veya hani ilişkilerle ilgili bazı hızlı sürprizler, yeni tanışmalar gelebilir hayatınızda. Çok kadersel ve güçlü bir etki aslında. Kuzey düğüm olduğu için bir yenilik gelebileceğini gösteriyor hayatınıza ve Uranüs olması sürpriz bir şeyler anlamına geliyor. Hani bu kendi ifadenizle de ilgili olabilir. Yani kendi tarzınız, işte bireysel anlamda kendinizi gösterme şekliniz, alacağınız kararlar falan. Buralarda da böyle hızlı ve sürpriz kararlar alabilirsiniz. Veya hayatınızda işte yeni gelişmeler söz konusu olur. Yeni insanlar girebilir örneğin. Bu değişimler biraz hayatınızı renklendirecek gibi görünüyor. Hızlı da olabilir bunlar. Çok sürpriz de olabilir. Sevgili boğalar. Evet, ayın 21'inde Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. 21'inden sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Merkür ayın 23'ünden sonra İkizler Burcu'na geçiyor. Biraz daha iş, çalışma, ticari konularda daha aktif bir döneme geçebilirsiniz. Yani kendinizle, fiziksel durumunuzla, işte alacağınız kararlar, planlar, programlar, hani bunları tamamladıktan sonra artık ayın 21'inden sonra biraz daha iş, ticaretle ilgili konular, parasal kazançlarla ilgili konularda daha aktif olabileceğiniz bir süreç başlayabilir. Ve ayın 29'unda Yengeç Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay dost bir burçta olacak. Yengeç Burcu'nda aslında Temmuz ayını da önemli ölçüde etkileyen bir yeni ay bu. Üçüncü evinizde olacak. Bir eğitimle ilgili bir konu gündemde olabilir. Veya işte bir seyahat planlayabilirsiniz. Kardeşler, yakınlar, komşularla da ilgili aslında yeniliklerin olabileceği bir ay. Yani onlarla iletişimleriniz artabilir. Onlarla ilgili konular devrede olabilir. Belki bir kişisel işte işle ilgili bir anlaşma, sözleşme gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın etkilerini çok daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz sevgili boğalar. 23'ünden sonra Venüs'ün ikizlerde ilerliyor olması aslında parasal konularda gayet de güzel etkiler vermeye başlayacak. Yani bu ay hem Venüs'ün desteği hem yeni ay döngüleri, özellikle sizin için değer üretmek, maddi anlamda kazançlar, işte elinizdeki değerleri iyi bir şekilde kullanma anlamında size fırsatlar verebilir. Ayın olumlu, şanslı günlerinden de bahsetmek istiyorum. Evet, bu ay özellikle 11, 12, 13 Haziran. Buralar sürprizler getirebilir size. Hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hem kişisel girişimlerinizde hem parasal konularda, iş konularında iyi değerlendirebileceğiniz günler. Bunun yanı sıra 19, 20, 21 Haziran'da çok güzel bir gökyüzü var ve sizi de çok güzel destekliyor. Yine hem parasal konularda hem ilişkilerinizle ilgili alanlarda kendinizi güçlü ve güvende hissedebileceğiniz ve daha sağlam adımlar atabileceğiniz ve attığınız adımların verimli geri dönüşleriyle karşılaşabileceğiniz oldukça destekleyici göksel pozisyonlar var. Bunlar da ayın şanslı ve verimli günleri olarak değerlendirilebilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.